Ya Ali, sanıyorsunuz ki bu insanlar şimdi yarın öbür gün seçim bitti. Cumhurbaşkanı yetkileri aynen kaldı. Erdoğan kaybetti. Gitmedi de Türkiye'de kaldı. Zannediyorsunuz ki halk sokaklara dökmeyecek. Yazın bir tarafa. Ya yazın bir tarafa. Ben o gün yoksam İşte ölmüşsem de arşivden çıkarın bulun yayınlayın ya. Ya Memduh abi Bey de böyle dur, böyle abi dur, çalışıyor. Allah sana abi Ay dur bir ya dakika ya kardeşim ya. Memdu olabilir ya. abinin Nasıl? söylediği doğru Ferit. Hani Ama şey abi söylüyor. Ali abi Abi Memdu abi resmini Ali abi de yaptı. diyor ki bir Resmini dakika abi bir yaptı. dakika. Ali abi de diyor ki zaten Erdoğan bunun farkında olduğu için sistemi ona göre kurdu diye cevap veriyor sana Ya aslında. Erdoğan sistemi kurdu da peki bir dakika Türkiye halen her şeye rağmen seçim yapılan bir ülke değil mi kardeşim? Ne yapacak Yani. Erdoğan? Ha Ali diyorsa ki Erdoğan seçim yapmayacak diye yapım yok. Ola bak Yani onu başarır. Hadi onu Erdoğan başarabilir ama abi bir Erdoğan dakika. Adnan Menderes'i biliyor diyor ya da Türk tarihini biliyor diyor ki başına böyle bir şey gelmemesi için de önlem aldı ve Ya işte nasıl devleti önlem bir alındı? anlamda ele Çocuklar geçirdi. ekmeğin. Siz devletleri hiç tanımamışsınız ya kusura bakmayın ya. Abi bunu ben Ya demiyorum böyle bir abi. şey. Ali abi söylüyor, ben Ali de o demiyorum. zaman Ali de hiç bilmiyor. Ali diyor eski komünistlerden. Alilerin döneminde 80 öncesinde diyelim ki komünist bir Hitler olsaydı ne olacaktı ya? Hayır ne Abi olacaktı toplumun soruyorum ya. üzerinden geçerdik Mendo abi. Ya bu kadar basit ya. Evet abi Bu gerçeği kadar basit bu. ya. Yani bir Peki kere işin herkes gerçeği. Şimdi ben şu iddiadayım. Hepimiz, beni dinlesinler demiyorum ama hepimiz medyamızın iktidarı muhalifi Recep Tayyip Erdoğan'ı mutlak surette kırmadan, dökmeden uyarmalıyız. Bu gidiş gidiş değil. Ya çocuklar ne olursun tecrübemiz konuşuyor ya. Ya bu gidiş gidiş değil. Dönsünler tarihe baksınlar ya. Ya Çavuşesku yerlerde sürünmeden, kurşuna dizilmeden 3 gün 4 gün önce balkonda yaptığı konuşmada 100 bin kişi dinliyor alkışlıyordu ya. O 100 bin kişinin 80 bin 3 gün sonra adamın ailesini karısıyla beraber yerlerde sürüklediler ya. Ya insanlardan bahsediyor çocuklar ya. Herkes senin gibi, benim gibi, Ferit gibi, Ahmet gibi, Hüseyin gibi eğitimli görmüş. Yok ya intikam intikam istemiyoruz kardeşim. Seçim kazandık. Herkes işine baksın. Yargı orada. Suçu varsa yargılansın. Yoksa beraat etsin. Biz öyle deriz. Ben öyle derim. Siz de öyle dersiniz. Ya bu insanlar öyle demezler ya. Ya demezler diyorum ya. Uyarıyorum herkesi. Herkesi uyarıyorum. Demezler. Biz Orta Doğu ülkesiyiz. Memduh abi, ben senin tecrübene de dayanarak bir anlamda uyarılarını ciddiye alıyorum. Sana yakın da düşünüyorum bu arada, söyleyeyim. Ne muktedirler, ne padişahlar, ne devlet başkanları bu coğrafyada indirilmiştir ve başlarına gelmeyen kalmamıştır. Her şey olur ama tabii umarız böyle bir şey olmaz. Ben bu sadece bir uyarı İnşallah anlamında bak. söylüyorum. Abi Ferit inşallah böyle bir şey olmasını asla işte. Ben Erdoğan'la her türlü mücadelemi yaparım. Hukuki zeminde, demokratik zeminde her türlü mücadelemi yaparım. Ama Erdoğan'ın kılına dokunmaya kalkarlarsa haksız yere ben 1998'de Erdoğan'la huyuna, inancım inancına, giyimim giyimine, yaşamım yaşamıma benzemediği halde ben suç işlemediğine inandım. Şiir okumak suç değildir. Nasıl olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdum. Bana çok kızıyorlar bazen. Diyorlar ki durmasaydı. Yok. Yarın da haksızlık uğrarsa Erdoğan yine Erdoğan'ın yanında durur. Adalet hepimize lazım. Erdoğan bu duyguyu yıktı. Ama O çocuk olsun. Memdu abi. Hala hapiste bak. Can Atalay yazıklar olsun. O çocuk milletvekili oldu. Yazık günahtır o adama. Of Selahattin Demirtaş ne yaptı ya? Eline silah mı? Can Atalay konusunu da bir şey yapayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı'na davet etti meclise ve ben çok büyük ihtimalle Can Atalay'ın yemin ettirileceğini ve cezaevinden çıkarılacağını düşünenlerdenim. Ama işte Önce söyleyeyim. bir Ekim'i beklemeliler Ali. Beklememeliler bir Ekim. Beklemeden yapılacağını düşünenlerdenim abi. Yapılsın. Olağanüstü bir Onu meclis yapar. toplantısı. Bak, bak çok güzel bir konuya girdin. Büyük ihtimalle tahmin ediyorum şeyi Can Atalay'ı meclise getirecekler. Çok büyük Abi çok ihtimalle. basit. Bunu AK Partili bir meclis başkan vekiline yaptırmayacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan vekili okuyacak Anayasa Mahkemesi kararını ve o olay bitmiş olacak abi. Ya Çok böyle bir doğru bir iş yaparlar. Çok. yol olacak. Buradan yola Bak çıkarak. tekrarlıyorum. Eğer Türkiye ekonomisini kurtarmak istiyorlarsa
itirazlarından vazgeçecekler. Türkiye'nin bütün dünyaya demokratik hukuk devletine yeniden döneceğinin garantisini verecekler. Bunun için Erdoğan, Özgür Özel'i gel anayasayı değiştirelim demesini beklemeyecek. Erdoğan bir basın toplantısı düzenleyecek. Bütün dünya medyasına haber verilecek. Bütün dünya medyasına. Gerekirse dünyanın en önemli gazetecileri, televizyoncuları gelecekler. Erdoğan'ın nasıl büyük bir açıklama yapacağını bildirecekler. Erdoğan çıkacak, diyecek ki Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin üzerinden değil, bu kurumun sahip olduğu bu yetkilerin kaldırılmasını, Cumhurbaşkanlığı makamının eskiden olduğu gibi, 80 öncesinde olduğu gibi, 80'den sonra da değil, 80 öncesinde olduğu gibi temsili bir makam haline getirilmesini parlamentoma teklif ediyorum. Bu benim ülkenin Cumhurbaşkanı olarak teklifimdir. Siyasi partilerden hangisi verir, beraber mi verirler bilmiyorum. Bu anayasa değişikliği teklifini hazırlasınlar. Ben yetkilerimden bir an önce bu yetkilerden kurtulmak istiyorum. Bakın, yemin ederek söylüyorum, Erdoğan hem puan toplar hem oyları yükselir, hem de ondan nefret eden, intikam almak isteyen pek çok kişi derler ki yahu Erdoğan'ın karına girmişler ya. Kimmiş? O zaman dedeyi hatırlarlar, Devlet Bahçeli. Evet, Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli devleti tanıma konusunda Recep Tayyip Erdoğan'a 50 gömlek basar. 50 gömlek. Alparslan Türkeş yanında büyüdü. Çetecin yanında büyüdü. İhtilalcinin yanında büyüdü. Devlette oyunlar, tuzaklar nasıl kurulur? Bahçeli başbuğundan öğrendi. Erdoğan kimden ne öğrendi be? Erbakan öyle ya da böyle demokrat bir adamdı Erdoğan. Erbakan. Hukuka saygısı olan bir adamdı Erbakan. Alparslan Türkeş öyle değildi. Öyle değildi Alparslan Türkeş. Bahçeli'yi ve Bahçeli'leri Alparslan Türkeş yetiştirdi. Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli bu nasıl Ecevit'e tuzak kurduysa, aynı tuzağı Erdoğan'a kurmadıysa eşek diye çıkarım anırırım. Kendimi eşek ilan ederim. Göğsüme bir de tabela asarım. Ben eşeğim diye. Taksim'de gezerim. Ne diyor bunlar ya? Ya bu insanlar, ben demokrat, ben romantikmişim. Asıl bunlar romantik. Ben gerçekçiyim. Gerçekçi olalım. %52,5. Şimdi nerede? Nerede şimdi Erdoğan'ın oyları? Nerede? En son? %26. %26. Ya, yarı yarıya. Hatta %26 kararsızların dağıtılmasıyla yaklaşık %15 civarında. Kararsızlar dağıtılmadan 18 galiba, değil mi? 15 civarı abi, bildiğim kadarıyla. Evet, 15-18. Buyurun. Bunu 7 senedir anlatıyorum. Bu başkanlık sistemi Devlet Bahçeli'nin Recep Tayyip Erdoğan'a kurduğu tuzaktır diyorum. Seni ben başbakan yaptım, seni ben cumhurbaşkanı yaptım, seni oradan ben indireceğim mesajıdır. Mehmet Şimşek'e verdiği bütün desteğin temelinde aman kardeşim sakın vazgeçme, bu politikaları götür ki Erdoğan sokağa çıkamasın. Ha, yazın. Evet, bu da ilginç bir yorum oldu Mehmet abi. Teşekkür ediyoruz sana. Tabii bir de dünyaya bakalım şu an. Yani siz konuşurken ben de baktım diğer taraftan. Ali abinin de başlığında vardı bu dünya savaşı konusu tabii. Şu anda son dakika haberi sayılır diyeyim. Bir iki saat önce düşmüş. Ukrayna askerleri Rusya'nın sınırlarının içerisine doğru girip saldırıya geçmişler. Yani Rusya'ya doğru bir saldırı gerçekleşiyor. Tabii Ukrayna demek sadece Ukrayna değil sevgili seyirciler. Biliyorsunuz Ukrayna demek AB demek, ABD demek aynı zamanda NATO demek. Bir saldırı var şu an Rusya'ya o anlamda. Öte yandan da ABD'nin de Suriye'nin birçok bölgesini bombaladığı, yani Esad'ın kontrolü altına aldığı birçok bölgeyi bombaladığına dair haberler de düşüyor. İki saattir yayındayız. Biraz da bu dünyadaki gelişmeler ve dünya savaşı gündemini... Amerika nereyi bombalamış duyamadım. Esad'ın kontrol altında bulundurduğu bölgeleri abi. Yani PKK ile beraber Suriye'yi, ya da PYD'yi. Suriye'yi bombalamış. Bu tarz gündemlerle beraber hani dünya nereye gidiyor, ne oluyor? Dünya savaşı gündemi gibi konular da var. Tabii diğer taraftan da bakıyorum chat'e. Ya şu olimpiyatları da konuşun Allah aşkına diyenler var. Olimpiyatlarda küreselci güçlerin müdahalesi söz konusu diyenler var. Olimpiyatların başında işte o trans bireylerin bir propagandası yapıldı, dini hakaret edildi, Hazreti İsa'ya hakaret edildi diye yorumlayanlar var.
hala şu anda işte kadın, hani en azından biyolojik olarak kadın olmamasına rağmen kadınlarla dövüşen bazı kişiler var, boksörler falan filan var falan gibi. Bunları da konuştum. O, bu olimpiyatlarda nasıl bir mesaj veriliyor diyenler var. Hani iki saat de oldu. Hızlı hızlı sorularımı sordum size ki hızlı gidelim abi, çok uzattık yani. Çünkü iki saatte canlı yayındayız. Evet. Ali'cim, dünya savaşı gibi başlayalım abi. Olimpiyatlarla sadece kadın voleybol takımımızın başarılarını gördüm. Çok hoşlandım. Hoşuma gitti. Ama her şeye rağmen 52. sıradayız. Hatta yani bir de biraz hafif serbestli bir fıkra anlattım. Bugünkü Korkusuz'da da var o. Yani övünüyoruz, spor bakanımız havalara uçuyor, bilmem neler falan. Tamam da arkadaş, altın madalya nerede, altın madalya? İnşallah kızlarımız alacak. Hiç altın madalya yok ya. İki tane gümüş madalya var. Sıralamada da 52.yiz ya. İyi konuşacağız yani. Aslı Baykal Ekrem İmamoğlu'na dedi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin olimpiyatlarındaki başarısından faydalanmak için o görüntüyü verdin. Propaganda için oraya gittin dedi abi. Ya onlar kızlarımızın voleybol maçını izlemeye gittiler ki bence de kızlarımız çok başarılı. Muhteşem başarılılar ve senin dediğine katılıyorum. O üç politikacının orada olması o kızlarımıza büyük motivasyondu bence yani. Ve çok hoşuma gidiyor. Kız voleybol takımına bayılıyorum. Çok iyi. Müthiş oynuyorlar. Hele o altın sette o bırakma, hani derece bırakma, voleybolda smaç inme değil. O neydi ya? Karşı taraf smaç ya da küt gelecek diye beklerken pıt dedi, topu bırakıverdi ağının tarafına. Apışlar kaldılar. Müthişti yani, ben bayıldım. Bu arada sevgili seyirciler, olimpiyatlarda altın madalya, yani toplamda madalya sayısı anlamında en kötü ülkelerden bir tanesiyiz. Bana göre bütün spor dallarının federasyonları, daha doğrusu federasyon başkanları derhal istifa etmeli. Yok öyle. Aynen Ferit, sana katılıyorum çocuğum. Aynen ya. Rezalet ya. Hava atıyoruz ya. Hava atıyoruz ya. Hiçbir şey yok ya. Abi bir soru daha. Ya orada AK Parti'den bakanlar, yetkililer var. Tamam, muhalif cephe olabilir ama Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel'den dikkat ettim ben. İki tarafta farklı tribünlerde. Yani ayrışmışlar. Ya bari orada bir beraber bir poz verin. Yani ne oldu ki sanki yani? Yani orada bile bir mevzu var. Ayıp tabii bunlar ya. Milli olaylar gerçekten, bakın ben Fenerbahçe maçını izlerken Fenerbahçe gol yediğinde kendi kendime kahrettim. Kendi kendime. Yenilmemesi gereken bir gol yedi ama Fenerbahçe aslan gibi sabır, aslan gibi mücadele etti. Beraberliği buldu. Yani yine Fenerbahçe bu takımı eler. Bu Fenerbahçe çok iyi bir takım çünkü. Ama neden? Fenerbahçeli miyim ben? Yok ya, benim Fenerbahçeli ne ilgim var ya. Yarın Başakşehir'in maçı olsa ben yine Başakşehir'in tarafında olacağım. Trabzonspor maçında Trabzonspor'un yanında olacağım ben çocuklar, arkadaşlar. Yani bu ya, milli duygu çok güzel bir duygudur. Yanlış olan MHP tarzı milliyetçiliktir. Milliyetçilik dünyanın baş belasıdır. Hakikaten bir zamanlar Süleyman Soylu ne demişti? MHP için bunlar demişti, dünyanın en tehlikeli milliyetçi partisi demişti. Demokrat Parti Genel Başkanı Edosuma Süleyman Soylu. Daha şeye geçmemişti. AKP'ye geçmemişti. Milliyetçilik çok tehlikelidir. Ama milli olmak çok güzel bir şey ya. Ben kendi milli takımıma sevinirim, bayılırım. Karşı tarafın milli takımı benim milli takımı da hak ederek ederse tebrik ederim. Ama milliyetçi bunu yapmıyor. Onun için Erbakan, hatırlayın. Erbakan Alparslan Türkeş'ten daima daha devlet adamı, devlet adamı kimliği vardı. Devlet tecrübesi demiyorum. Devlet adamı kimliği vardı. Neden? Milli görüşçüyüm diyordu adam. Ben milliyetçiyim demiyordu. Ümmetçiyim de demiyordu. AKP'nin tehlikesi burada kaynaklanıyor. Bir, milliyetçi oldu. Çok tehlikeli. İki, ümmetçi. Berbat. İkisi de bela. İkisi de insanlığın en büyük baş belası. Irkçılık da, milliyetçilik de. Ya bunlar yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Hani ya Ferit.